Selamünaleyküm değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel fırında tandır tavuk yapacağız. Gel Aysim'a gel. Aysim'a bak geldim diyor. Aysim'a. Şimdi değerli arkadaşlar, bu tariften sonra başka da bir yerde tavuk yemezsiniz eğer bunu uygularsanız. Çok lezzetli, güzel ve besleyici bir tarif. Yani imkanı olan arkadaşlar bunu denesin lütfen. Şimdi ilk etapta tavuğumuzun sosunu yapmayla başlıyoruz. Şöyle blenderımızı aldık. Yani mutfak robotumuzu aldık daha doğrusu. Evet. Malzemelerimizi mutfak robotundan geçireceğiz. Sosunu burada ayarlayacağız. Evet arkadaşlar, sosumuz için başlıyoruz. Öncelikle ben 3 adet şöyle çeri domatesimi attım içine. Siz buna bir büyük boy domates de kullanabilirsiniz. 1 adet orta boy soğan, 2 diş sarımsak, 1 tane biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı zeytinyağı. Siz zeytinyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, yani dilediğiniz miktarda köri sosu, 1 çay kaşığı kimyon, şöyle 1, şöyle 2 tatlı kaşığı tuz, şöyle 1, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt. Şimdi mutfak robotumuzu çalıştırmaya başladık. Bu soslarımızı iyice sos kıvamına gelinceye kadar kıyacağız. Evet, sosumuzu gördüğünüz gibi bakın sosumuz aynen şu kıvama gelecek. Görüyor musunuz? Şimdi bunu güzelce tavuğumuzun üzerine, içine, her yerine süreceğiz bunu. Ondan sonra tavuğumuzu buzdolabında bir 5-6 saat bekleteceğiz. Sonraki işlemleri hep beraber göreceğiz. Birlikte yapacağız zaten. Şimdi tavuğumuzu şöyle bir kabın içine yatırdık. Bakın sosumuz burada. Şöyle sosumuz. Sosumuzu şöyle güzelce alıyoruz elimize. Bakın önce şu derinin altı var ya. Bak derinin altına. Şöyle her yerine gelecek şekilde. İç kısımlarına güzelce bakın şu aralara. Elinizin yetiştiği her yere. Güzelce tavuğa masaj yapar gibi şöyle soslarımızı bakın iç kısımlarına da şuradan elimizin girdiği her yere sosu güzelce sürüyoruz. Şöyle kanatların altına masaj yapa yapa. Özellikle bakın derisini çıkarmadım ki tavuk daha lezzetli olsun. Şöyle arka kısmını da çevirelim. Güzelce. Bakın. Her yerini sosa iyice buladık. Sosumuzun tamamını kullanmayalım. Birazcık sosumuzu ayıralım. En son tavuğu fırından çıkarttığımızda bir 10 dakika böyle bir yüksek ateşte kızartacağız. O zaman da diğer sosumuzu kullanacağız. Şimdi tavuğumuz bu şekilde bakın. Bu şekilde aşağı yukarı bir nasıl desem size bir 5-6 saat buzdolabında bekleyecek. Evet şimdi bir adet şöyle bir streç film aldım. Güzelce tavuğumun ağzını hava almayacak şekilde streç filmle şöyle güzelce kapadım. Şu taraftan da yapalım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi iyice streç filmle paketledim ben bunu. Şimdi bunu buzdolabında dediğim gibi 5-6 saat bekleteceğim. Evet değerli arkadaşlar.
Şimdi tavuklarımı yaklaşık, yani tavuklarım derken tavuğumu yaklaşık şöyle bakın gördüğünüz gibi tam tamına 6 saat buzdolabında böyle streç filmde beklettim. Sosumu da keza aynı şekilde ikinci kullanacağım sosumu. Şimdi tavuğumu buradan çıkarıyorum. Evet. Bu arada fırınımı da 180 derecede ayarladım, yaktım. Şimdi tavuğumuza son 1-2 işlemimizi daha yapıp fırına vereceğiz. Böyle gördüğünüz gibi bir tane yuvarlak borcam çıkardım. Tavuğumu bunun içinde pişireceğim. Şimdi bu borcamımızı şöyle güzelce kenara alıyorum ben. Şöyle 2 adet yağlı kağıdımı serdim. Şimdi tavuğumu tam ortasına oturtturup bu yağlı kağıda saracağız. Gördüğünüz gibi tavuğumu yağlı kağıtların tam ortasına yatırdım. Şimdi bunun üzerine biraz kekik, işte tekrar karabiber, tuz bunları atacağız. Evet, kekiği dökerken burada bakın dikkat edeceğimiz husus bu kekiği şöyle bütün olarak değil de şöyle iyice ovalayarak şöyle her yerine gelecek şekilde aşağı yukarı göz kararıyla işte siz kendi zevkinize göre kekikten ne kadar hoşlanırsanız o kadar katın. Ondan sonra tuzumuzu alıyoruz. Tuzu da keza aynı şekilde isteğinize göre. Yani bazıları çok tuzlu yemez. Bazıları da az tuzlu yemez. Siz zevkinize göre şöyle güzelce tuzunu da iyice atın. Evet ben lezzet versin diye bakın. Şöyle üzerlerine böyle bir tane soğanı doğradım. Şöyle güzelce yerleştirdim. Siz dilerseniz bırakmayabilirsiniz. Ben soğanın yakıştığını düşünüyorum. Lezzet vereceğini düşündüğüm için ben soğan kullandım. Şimdi biraz da karabiber gezdireceğim üzerine. Ondan sonra bunu güzelce bir hediye paketi gibi paketleyeceğiz. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber böyle her yerine gezdirdim. Ondan sonra yapacağımız işlem şöyle güzelce tavuğumuzu her yeri kapanacak şekilde bakın şöyle güzelce paketlemek. Hatta bunu şöyle dursun diye şöyle bir tane daha yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Siz dilerseniz. Tabi bunu var ya tepsiye yerleştirirken şu üst soğanı bıraktığımız kısım alta gelecek şekilde bırakacağız. Buna dikkat edin özellikle. Evet bakın borcamımı aldım. Şimdi şu tavuğumu güzelce bakın şuradan tuttum. Şöyle ters çevirdim. Böyle tam tepsinin ortasına yerleştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada yapacağımız bir işlem daha var. Şöyle bir bardak su tepsimizin içine döktük. Ve bu tepsimizi alüminyum folyo ile güzelce saracağız. Alüminyum folyolarımı da böyle iki sıra ayarladım. Şöyle biraz açalım. Tepsimizi alalım. Şöyle orta kısmına yerleştirelim. Şimdi yapacağımız işlem burada çok basit. Hemen şuradan bir kısmını kapattık. Ondan sonra şurayı da kapattık güzelce. Bakın şöyle içe doğru kıvıracağız bunları unutmayın. Ondan sonra şu parçayı da aldık. Bunu da aynı şekilde şöyle şurayı içe doğru kıvırdıktan sonra diğer parçayı da bu şekilde üstüne kapadık. Ondan sonra bakın şöyle şuralardan iyice tepsimizi güzelce hava almayacak şekilde gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar şu şekilde kapadık. Şimdi yapacağımız işlem 180 derece ısınan fırınımıza bunu atacağız. İlk 1-1,5 saat hatta bu 180 derecede. Ondan sonra ısıyı 150'ye düşüreceğiz. 1-2 saat de öyle pişireceğiz. Yani toplamda 3,5-4 saat pişireceğiz bunu. Bakalım nasıl bir sanat eseri çıkacak ortaya. Şimdi ben bunu fırına atıyorum. Sonraki aşamalarda tekrar görüşeceğiz. Evet, sanat eserimiz fırındaki yolculuğuna başladı.
Hadi hayırlısıyla inşallah lezzetli bir şey çıkacak ortaya. Şöyle kapatalım. Bu burada yaklaşık 3,5 saat mışıl mışıl hem uyusun hem pişsin. Tavuğumuz yaklaşık 1,5 saattir 180 derecelik ısıda pişiyordu. Şimdi ısıyı 150 dereceye düşürüyorum. Bir 2 saatte bu şekilde pişireceğim. Evet değerli takipçilerimiz, şimdi büyük an geldi. Yaklaşık 3 saattir fırında tavuğumuz. Vallahi içinde neler oldu, nasıldır, yandı mı, pişti mi, pişmedi mi ben de bilmiyorum. Ama bak Aysim'a da geldi yanıma. Şimdi biz bunu fırından çıkaracağız. Evet, şimdi fırından sanat eserimizi elimizi ayağımızı yakmadan dikkat et. Şu yukarıdaki şeyi de alır mısın? Bir saniye. Evet, şimdi aldık buraya koyduk. Hanım. Al gel. Şimdi burada açılışını yapacağız. Evet, şimdi açıyoruz. Hazır mısınız? Hanım hazır mısın sen de? Evet, kızım da gelmiş. Bak bak gel. Ben de derdim. Gel gel. Aysim'a da görsün gel. Bak nasıl su kesmiş. Görüyor musunuz değerli arkadaşlar? Bakın suyu. Sıcak Aysim'a sakın. Bu tavuğun suyu. Şimdi bakın şu kağıdı da açacağım. Bak içinde neler var şimdi bunun. Şöyle. Baba. Şimdi ben bunu var ya, üzerine tekrar şu artırmış olduğumuz sos var ya, bunu tekrar üzerine süreceğim. Bir 15-20 dakika daha, hatta yarım saat daha fırında bak dağılmış, bak görüyor musun? Kemik çıkacak bak neredeyse. Şimdi bir yarım saat daha bu fırında kızarmaya pişecek. Şimdi hanım bir saniye. Evet değerli arkadaşlar, şu ayırmış olduğumuz sos var ya, bakın bunu tavuğun üzerine şöyle koydum. Güzelce, İyice her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bak tavuğu korktum kağıtları çıkarırken dağılacak diye, harbiden bu tavuk dağıldı dağılacak. Şöyle sosu güzelce her yerine getireceğiz. Bacaklarına, kuyruğuna, gıçına, her yerine şöyle güzelce sür. Ondan sonra bunu... Annen çabuk var. Aysim'a şimdi ne istiyor? Çikolata mı istiyor yine? Bilmem, bakacağız. Şöyle. Hanım kusura bakma birkaç yere fışkırdı ama ben temizlerim oraları, sen zahmet etme. Evet değerli arkadaşlar, şimdi bakın tavuğu güzelce sosa kapladık. Bunu şimdi var ya şöyle 200 dereceye aldım. 200 derecede bir yarım saat üstü iyice kızarıncaya kadar daha kalacak bu. Şimdi ben bunu fırına atıp bir 200 derecede daha pişireceğim. Evet değerli arkadaşlar, yarım saatlik süremiz de doldu. Bakalım bir öncelikle tavuğumuzun üstü İstediğimiz gibi kızarmış mı? Eline dikkat et. Elim ayağıma dikkat edeyim bu arada. Evet arkadaşlar bakın. Tavuk budur işte. Eline dikkat et. Mantıyım yanına. Bakın arkadaşlar. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Şu kanadı görüyor musunuz? Bak izle şimdi. Bak kendiliğinden açıldı. Eline dikkat. Bak. Eline yapma, elin yanar. İşte yani çatal alayım bir saniye. E şimdi bunun şovunu yapmasak olmaz yani, bu kadar eziyet ettik değil mi? Bak şimdi şu but gördün mü, bak buda bak, bak kemiğe bak, kendiliğinden ayrıl, çek yakın çekin bak. Bak şöyle al kemiği çıkar bak, şapka gibi bak. Bir saniye özle bana, onu ben almam lazım. Evet arkadaşlar bak, elim yanmasın diye şöyle bir peçete aldım, bak bu but kemiği bak, kendiliğinden gördün mü ayrıldı. İşte tavuk böyle pişer. Bundan sonra tavuk pişirmeyeceksiniz. Bu tarifi yapacaksınız. Bu tarif harici tavuk pişirmeyeceksiniz artık. Al. Bassam dağılacak yani o derece. Şimdi sofrada da lezzet testi yapacağız. Sofrada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi sofrada lezzet testine geldik. Önce Eylül Hanım. Hadi Eylül, aç bakalım. Oo, şapka gibi çıktı. Bak. Tavuğa bakın şimdi arkadaşlar. Bak. Kemiğe bak. Oo, bak aldım. Bak. Gördün mü kemiği? Ne kadar güzel olmuş tavuk. Nasıl kızım? Müthiş. Lezzetli değil mi? Tamam. Afiyet olsun. Benimkinde de zaten kemik kalmadı. Bakın. Verdim senin önüne. Görüyor musunuz? Etler nasıl dağılıyor. Lime lime. Şimdi ben de affınıza sığınarak bir deneyeyim. Güzel değil mi? Bir daha tavuk gibi. Bu tavuk haricinde. Bu tarif haricinde. 10 numara 5 yıldız. Özür dilerim. Nasıl? Güzel olmuş. Bir tık daha tuzu koyabilirdin ama çok güzel. Tamam. Eline sağlık. Aysim'a da yiyor. Hadi Aysim'a. Evet değerli takipçilerimiz,
Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben sana yeşil. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.